Merhaba arkadaşlar, Açık Liste TV'ye hoş geldiniz. Doğucamızla beraber çözümlü örnekler yapacağız şimdi sizlerle. Niye çözümlü örnekler? Çünkü köklü sayılarımız bitti Andan Hocam. Evet hocam, Artık çok onunla şükür ilgili bir şey diyelim. yok. Ve burada aldığımız örnekler açık lisede sınavında çıkan soru tarzlarıdır. Hocam son 1,5 yıldır yani son 3 sınavdır, 4 sınavdır Bu genelde bu tarz, benzerlikte bu çıkıyor. benzerlikte sorular soruyorlar. Süper. Arkadaşlar kökün içerisindeki sayılara dikkat edin. Sakın bunları köklü işlem olarak düşünmeyin. Çünkü biz şunu demiştik. Köklü sayılarda toplama çıkarma yapılırken içleri aynı olmalı. Bunlar Aynen. zaten dışarıya çıkan sayılar hocam. 100. Karekök olduğu için neyin karesi 100 hocam? 10. Bu dışarıya 10 diye çıkar. Neyin karesi Süper. 64? 8. 8 bölü. Neyin karesi 25? 5. 5. Hocam 10'dan 8 2 çıkarsa bölü 2 bölü 5. 5. Bu kadar. Farklı bir şey yok. Açıkçası bu kadar kolay mı Aynen hocam öyle ya? Çok da hocam. korkmamak lazım Ya demek ki o sadece bir zaman. korku var. Hemen bakalım hocam. Oo 98,50. Bunu ben bilerek yazdım. Böyle sormuyor ama sorabilir. Genelde çıkan sayıları veriyor. Biz ne demiştik Handan hocam? Çıkmayan sayılar varsa bir tanesini bul yeter. Aynen. Kimi Mesela bulalım? 50'yi bulalım. 50 ne ile neyin çarpımı? 25 ile 2 hocam. Yani burada 25'e çarpı 2 olacak. Doğru mu hocam? Evet O hocam. zaman her birinde 2 çarpı 25 dışarıya çıkar. Çıkar. 5 diye çıkarız. 2 Tabii. çıkmaz. O zaman her çarpanın içerisinde muhakkak 2'yi yazacağım. O zaman 98. 2 kere kaç? 98. 9. 49. Evet. Yapamayan hemen kenarda 98 2'ye bölsün. 50. 2 kere kaç? 50. 25 çarpı 25 2. bölü 2 kere kaç? 32. 16. 2 kere 16. Handan hocam çıkanları söyler misiniz? Tabii ki 7. 7. İçeride 2 kaldı. Ay, Eksi eksi 5 5 kök kök 2 2 bölü bölü 4 kök 4 2. kök 2. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadece kasayları topluyoruz. 7 taneden 5 tane çıktı. 2 tane 2 kaldı. 2 tane kök kök 2 2 bölü bölü 4 4 kök kök 2. 2. Kök Bir de 2'ler gitti. sadeleşti. 2 Aynen. bölü 4. Bunu da sadeleştir. 1 bölü 1 bölü 2. 2. Bu kadar Bu arkadaşlar. kadar. Farklı bir şey yok. Hemen hocam gönderelim bunu. Hemen alalım hocam. Bakalım bakalım. Oo. Oo, Ya gerçekten çok yine zor gibi zor bir bir soru. soru Şimdi gözüküyor. öğrenci bunu ne yapıyor biliyor musun hocam? 70 ile 30'u çarpıyor. Ya kardeşim köklü sayılarda çarpma neydi? Dereceler aynıysa çarpabilirim. Aynen hocam. Dereceler aynıysa bölme yapabilirim. E hocam Aynen. o zaman bunların dereceleri aynı. Ben bunu tek derecede 70 çarpı Çarp 30, bak 30 çarpmıyorum. 70 çarpı 30 yazdım. Bölü bölü 21, doğru mu? 21. Doğrudur. Bölmeyi de aynı kökün içerisine alabilirim. Dereceler aynı olduğu için tek kök Tek çiziyorum. kök Bakın 70 çarpı çarp 30 30 bölü bölü 21. 21. Şimdi dikkat edelim. 21 neyle neyin çarpımı? 7 kere 3 7. mü? Evet hocam. Hocam bu işte bu 30'u sadeleştirirsem 10 kalır mı? Kalır. 7 ile 70'i sadeleştirirsem 10 olur mu? Aynen 10 hocam. kere 10. 100. Kökün içerisinde 100 varsa hop Dışarıda 10 dışarıya diye 10. çıkar. Yani bunu yazmanıza bile gerek yoktu aslında. Direkt Evet. kullanabilirdiniz. Açık istediğin soru tarzlarından biri. Aman Allah'ım. Yine bir Ama kalabalık soru. dikkat edin. Hep çıkan sayılar ya. Aynen. 81. Ne diye çıkar? 9. Bak bunu yazmıyorum sorun üstünde. Bu dışarıya 9 diye çıkacak. Aynen hocam. 49. 7. Artı. Bunu gönderdim. 7 diye çıktı. Eksi. Eksi 5. 25. 5 diye çıktı. Aşağı geçelim. Bölü. Bölü. Kök 100. 10. 10. Artı. Artı Kök kök 1. 1. 1. 1. 9, 7 daha ne yaptı hocam? 16. Eksi 5. Eksi 5 de oradan 11. 11 bölü Bölü 11. 10-11. 11-11'e böl. 1. 1. Bu Vallahi kadar. çok kolaymış. Hemen bakalım. Bakmayalım hocam. Bakmayalım hocam. Böylelikle arkadaşlar köklü sayının tamamen sonuna geldik. Ve yine tabii deneme soruları çekeceğiz. Onları Çekeceğim. da şey yapacağız. Köklü sayılar bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hocam sırasında. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca bizi Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'tan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.